Evet, iyisiyle kötüsüyle, daha çok kötüsüyle bir seçim sürecini daha atlattık. Öncelikle kanalımda beni dinleyen birçok AK Partili olduğunu bildiğim için şunu söylemek istiyorum. Koyduk mu şeklinde laf söylemenize gerek yok. Evet, reis hepimize koydu ve hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Şu anda ülkede ne kadar sıkıntı olsa da halkımız yine Recep Tayyip Erdoğan dedi ve buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Ve bizim bundan sonra diyebilecek tek sözümüz ülkemiz için hayırlısını dilemek. Bu videoda her zaman yaptığım gibi bir iktidar eleştirisi değil de muhalefet eleştirisi yapacağım. Evet, yine bundan bir yıl öncesine geri döndük diyebiliriz. Öncelikle her şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla başladı. Ben açıkçası ilk seçimi kaybettiğimizi bu adaylık açıklandığında kabullenmiştim. Fakat yine de kimsenin umutsuzluğa kapılmasına vesile olmamak için sadece sustum. Ve Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali en yüksek aday olduğu için destekledim. İçten içe kaybedeceğini bilmeme rağmen konuşmak için bugünün gelmesini bekledim. Aynı diğer birçok içerik üreticisi gibi bundan bir yıl öncesinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için videolar yaptığımızda, tweetler attığımızda AKP'li ilan ediliyorduk. Ama aslında sadece seçimi kazanmak ve 5 yıl daha AKP iktidarını çekmemek istiyorduk. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını neden istemediğimizin sebebi ise gayet açık ve netti. Çünkü bu halk Kılıçdaroğlu'na deccal gözüyle bakıyordu ve hala da öyle bakıyor. Bunun en büyük sebebi de geçmişte yaptığı söylemlerden kaynaklı. Yapılan tüm anketlerde Kılıçdaroğlu geride olmasına rağmen Mansur Yavaş, İmamoğlu gibi çok net açık bir farkla kazanabilecek adaylar varken yine de gitti kendi adaylığına diretti. Aslında çok da güzel bir kamuoyu oluşturmuştuk. Seçmenlerin çoğusu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tepki veriyordu fakat maalesef araya 6 Şubat deprem felaketi girdi. Depremden bir önceki gecede bile ben Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için bir video hazırlıyordum. Maalesef bu felaketi yaşadık ve sürecin sonunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı oldu bittiye getirildi. Evet, seçimi kaybetmemizin ana sebebi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Fakat bu tek sebep değil. Mesela 2018 seçimlerinin rezaletlerine bir tekrardan dönmemiz lazım. Aynı bugün girdiğimiz seçimde CHP'den doğru bilgi alamadığımız gibi 2018 seçimlerinde de doğru veri alamamıştık. CHP'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin sorumlusu ise Onursal Adıgüzel. CHP'yi bir şirket olarak düşünelim. Bir şirket müşteri yani seçmen kazanmak için ne yapar? İşini iyi yapmayanı işten atar değil mi? İşte 2018'de doğru veri alamamamıza rağmen Onursal Adıgüzel'in işini doğru yapmamasına rağmen bugün girdiğimiz 2023 seçimlerinde de yine bu görevden sorumluydu. Hata aslında burada başlıyor. CHP bu şekilde giderse batmaya mahkum bir şirket olmaya devam edecek. Yine CHP'nin içerisinde Gençlik Kolları Başkanı olan Genç Osman Killik diye bir adam var. Bu herif biz gençler olarak Kılıçdaroğlu aday olmasın, kazanamaz dediğimizde bizi kelimenin tam anlamıyla tehdit etmişti. Böyle CHP'nin içerisinde bu videoda sayarsam bir asır sürecek kadar isim var. Bu isimler partide olduğu sürece de seçim kazanmayı beklemememiz lazım. Burada bir parantez açıp videomun sponsoru Sorbil'den bahsedeceğim. Evet, seçimi kaybettik ama kendimizi geliştirip hala vatana millete faydalı insanlar olabiliriz. Sorbil içerisinde pek çok kategoriden farklı eğitmenlerle kendinizi geliştirebileceğiniz bir site. Sorbil Premium ile platformda bulunan tüm eğitimlere ve her ay eklenen yeni eğitimlere sınırsız erişebiliyorsunuz. Fiyatı ise bugünkü ekonomide gayet uygun. Sorbil Premium'a aylık 39.90'a veya yıllık 240 TL'ye sahip olabilirsiniz. Daha bitmedi. Sorbil'in benim abonelerime özel tanımladığı İskender koduyla %20 indirimde kazanabilirsiniz. Böylece Sorbil'in kendi içerisindeki yıllık abonelik indirimiyle de birlikte fiyat iyice ucuzluyor. Tamamladığınız her eğitim için ek ücret vermeden uluslararası alanda kabul gören bağımsız İngiliz akreditasyon kurumu olan CPD tarafından onaylı uluslararası standartlarda hazırlanmış sertifika alabiliyorsunuz. Sertifika İngilizce olduğu için de CV'nizi güçlendirecektir. Kendinizi gayet ucuz fiyatlarla geliştirmeniz için Sorbil'in tüm bilgilerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi muhalefeti ve bazı muhalifleri sert bir şekilde eleştirmeye kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra seccade olayı dışında bir falsosu olmadı. Seccade olayı da pek tutmadı zaten, mesele o değil. Hatta seçimlerin ikinci turunda 2 haftalık süreçte milliyetçi olarak propaganda daha da iyi bir hale geldi. Canan Kaftancıoğlu bile bu 2 haftalık zaman diliminde milliyetçi takıldı yani. Fakat sonuç nedir? Evet, Kılıçdaroğlu kaybetti. Büyük sürpriz. Neden mi? Çünkü siz istediğiniz kadar milliyetçilik oynayın, AKP'li seçmenler sizin geçmişteki söylemlerinizi unutmadı ve oyunu size vermedi. Son 2 haftada yaptığınız milliyetçiliği doğru adayla tüm sene boyunca yapsaydınız evet seçimi bugün kazanmıştık ve ben burada farklı şeyler konuşuyor olacaktım. Kılıçdaroğlu bu halk deccal olarak görüyor. Bunu kabul etmediniz ve kendi uydurduğunuz yalan anketlerle Kılıçdaroğlu %60 %70 ile kazanacak diye muhalif insanları aptal yerine koyarak kandırdınız. Böyle kötü bir ekonomide tüm sığınmacıların ülkeyi bastığı bir dönemde hukukun iflas etmesine rağmen bu seçimi Erdoğan'ın karşısında kaybedecek tek bir isim vardı, o da gitti aday oldu. Aynı şeyleri deneyerek farklı bir sonuç bekleyemezsiniz. Ulan adam 11 tane seçim kaybetmiş. Siz gittiniz 12.sinde de bu adama aday yaparak seçimi kaybettirdiniz. Yani ben artık burada bir art niyet arıyorum. Siz seçimi kaybetmek için çalışıyorsunuz.
Evet, muhalefet hakkında söyleyeceğimi şimdilik söyledim. Şimdi bir de sıra bizim çok zeki muhalif arkadaşlarımızda. Her seçim kaybedildikten sonra bu muhalif arkadaşlarımız ortaya çıkıyor. İşte Türk milletinin %90'ı aptaldır, Aziz Nesin sözü paylaşanlar, celladına aşık olmuşsa bir millet diyenler, ulan anlayın artık, AKP'ye oy verenlere hakaret ederek seçimi kazanamıyorsunuz. Herkes bal, bir siz akıllı değilsiniz. Bunu mesela daha ilk tur seçimlerine girmeden önce de yaptılar. Şu teyzeyi hepiniz görmüşsünüzdür mesela. Teyze sokak röportajında AKP'li bir vatandaşa hakaret ediyor. Peki bizim çok zeki muhalif arkadaşlarımız ne yaptı? Bu kadını ünlü etti. Evet, mesela bir AK Partili olduğunuzu düşünün. Bunu görünce gidip Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? Hayır, vermezsiniz. Yine sayıları çok olmasa da ilk tur seçimlerinden sonra depremzedelere hakaret edenler mi dersin? Binlerce saçma sapan olay yaşandı. Önce bir bize bu iktidarın kazandırdığı nefret dilinden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. He, bunu sadece muhalifler yapmıyor, evet. AKP'liler de hakaret ediyor. Mesela önce insan olmakta. He, madem sizin dediğiniz gibi bu halk mal, bir siz akıllısınız. Ulan madem bu mallara karşı niye seçim kazanamıyorsunuz? Mallara karşı seçim kazanamayan bir muhalefet daha da maldır. Bu şekilde hakaretler edip belli bir grubu ayrıştıran insanlar seçimi kazanmayı beklemesin. Benim en büyük favorimse şey diyen arkadaşlar. Kılıçdaroğlu doğru adaydı, halk yanlıştı. Yani işte şu cümleyi kurabilmek için harbiden aptal olmak gerekiyor. İşte paylaştığınız Aziz Nesin sözündeki cahiller sizsiniz. Ulan bu kadar kötü durumdaki bir ülkede, bu kadar kötü giden bir ekonomide, her yere mülteci basmışken seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu suçlu değil, bu halk suçlu, öyle mi? Tek akıllı sizsiniz. Tebrik ederim. Kılıçdaroğlu'na eleştireceğinize adamı resmen tebrik ediyorsunuz. Bu şekilde devam edin. Sonra seçim kazanmayı çok bekleriz maalesef. Erdoğan'ın da dediği gibi, CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay. Evet, biraz sinirlendim ama günün sonunda olan kim oldu? Olan biz oldu arkadaşlar. Biri 74 yaşında, öteki 69 yaşında, iki tane dedenin kavgasını izledik tüm bu süreç boyunca. Biri 12 seçim kaybeden bir koltuk sevdalısı, öteki 21 senedir iktidarda olan bir koltuk sevdalısı. Arada hiçbir fark yok. Olan tamamen bizim gençliğimiz oldu maalesef. Peki bundan sonra ne olacak? Bozkurt işaretiyle seçimi kutlayan mültecileri de gördük. Yani daha ne görebiliriz bilmiyorum. Bu seçimi kaybettik. Bunu sindirmemiz ne kadar zor olsa da kabul etmemiz gerekiyor. Bana çok fazla mesaj atan arkadaş oldu. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağım bilmiyorum. Korkuyorum şeklinde. Öncelikle hayat devam ediyor. Evet, kolay olmayacak. Özellikle mevcut ekonomi politikaları devam ederse hayat gerçekten zorlaşacak. Fakat mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz yine elimizden ne geliyorsa yapacağız. Fakat bundan sonra buradan özellikle muhalefete seslenmek istiyorum. Bundan sonra kimse bize çantada keklik oy olarak görmesin kardeşim. Tıpış tıpış sandığa gidip oy verme devri bitti. Eğer CHP içerisindeki videoda da bahsettiğim o isimleri ve daha nicesini en başta da Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmezse bizden de oy beklemeyin. Hepimize geçmiş olsun. Türkiye için hayırlısı olsun diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.